Merhabalar. 5. bölüm Noel babamızın şapkasını öreceğiz. Size örnek olarak bir şapka daha ördüm. Bu Noel babamızın şapkası. Aradaki farkı görmeniz için göstermek istedim. Sizin için bir örnek şapka daha ördüm. Bu şapkamızı kırmızı ip aynı ip ama beyaz ipleri farklı ördüm. Beyaz ip olarak Alize Cotton Gold'un beyaz ipini kullandım. Gördüğünüz gibi aradaki farkı. Ve DC örüyoruz. Yani trabzan olarak örüyoruz. İkili trabzan olarak örüyoruz şapkamızı. Tarifimiz o. Ama ben bu şapkayı üçlü trabzan olarak ördüm. Biraz daha uzun olmasını istedim. Duruşu açısından nasıl olacağını görmek için. Ve sizlere örnek olarak göstermek için bu şapkamızı da ikili trabzan olarak ördüm. Beyaz ipte kar topu beyaz ipini kullandım. Kar topu Baby Natural'in beyaz ipini kullandım. Gördüğünüz gibi bunun duruşu benim daha çok hoşuma gitti. Ama tabii üçlü trabzan örerek kar topu Baby Natural'in beyaz ipiyle de ördüğünüz zaman da güzel bir duruş elde edeceksiniz. İkili trabzan olarak bebeğimizin Noel babamızın şapkasını örelim. Yani aradaki farkı görmeniz için, iplerin duruşunu görmeniz için farklı bir model ördüm size. Ama size üçüncü bir farklı renk daha gösteriyorum. Size videomun başında malzemeyi tanıtmıştım. Yarn Art'ın ipiyle öreceğim. Bunun duruşu nasıl olacak bilmiyorum. Örüp öğrenelim. Başlangıç olarak 44 tane zincir çekiyoruz. 44 tane beyaz ipimizle zincir çekiyoruz. Kırk iki, kırk üç, kırk dört. Evet. 44 tane zincirimizi oluşturduk. Başlangıç noktasından birleştiriyoruz. Halka yapıyoruz zincirimizi. CC yapıp birleştiriyoruz. İki zincir çekip aynı birleştirdiğimiz yere ikili trabzan yapıyoruz. Çünkü orası da ilmeğimiz sayıldığı için gördüğünüz gibi evet ikili trabzan olarak iki sıra halinde 44 ikili trabzan örüyoruz. Burada da gördüğünüz gibi iki sıra halinde 44 ikili trabzan örüyoruz. Şapka bölümümüzün ilk iki sırasını bitirdim. Beyaz iple 44 ikili trabzan olarak bitirdim. Üçüncü sıramda kırmızı ipime geçiyorum. Kırmızı iple devam edeceğiz bundan sonra. Kapanışı yapıyorum. Bir zincir çekip 5. sıraya kadar ikili trabzan olarak 44
Trabzan olacak şekilde örüyoruz. Herhangi bir eksiltme arttırma yok. 3 sıra yani 44 ikili trabzan olarak örüyoruz. Şapkamızın başlangıç olarak ilk 5 sırasını 44 ikili trabzan olarak ördük. 6. sıradan 24. sıraya kadar azaltmalarımızı yaparak şapkamızı bitiriyoruz. Pomponu hariç, pomponu ayrı göstereceğim size. 6. sıram 20 sık iğne bir azaltma. İki kere tekrarlıyoruz. 20 sık iğne bir azaltma olacak. On iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi, on sekiz, on dokuz ve yirmi. Yirmi sık iğne. Pardon, 20 ikili trabzan bir azaltma şeklinde 2 kere yapıyoruz. Yedinci sıramızdayız. Yedinci sıramızda 10 ikili trabzan bir azaltma, 19 ikili trabzan bir azaltma ve 9 ikili trabzan yapıyoruz. İlk 10 ikili trabzanı ben ördüm. Ondan sonra devam ediyoruz. 2 azaltma yapıyorum. 1 azaltma yapıyorum. 19 ikili trabzan örüyorum. On sekiz ve 19. Tekrardan bir azaltma yapıyorum. Geri kalan 9 tane ilmeği ikili trabzan olarak örüyorum. Altı, dokuz.
7. sıramızı tamamladım. 8. sıramıza geçiyoruz. 8. sıramız 18 ikili trabzan, bir azaltma olarak 2 defa yapıyoruz. Sıra sonunda 38 ikili trabzan oluyor. On sekiz ikili trabzan, bir azaltma şeklinde 2 defa yapıyoruz. Sekizinci sıramın son azaltmasını yapıyorum. Ve sıramı kapatıyorum. 9. sıram 9 ikili trabzan, bir azaltma. 17 ikili trabzan, bir azaltma ve sonunda 8 ikili trabzan olarak örüyoruz. Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz ikili trabzan yaptık. Bir azaltma yapıyorum. On yedi ikili trabzan yapıyoruz. On üç, on dört, on beş, on altı, ikili trabzan, on yedi. Şimdi bir azaltma yapıyorum. Ve geri kalan sekiz ikili trabzanı örüyoruz. Bir, İki, üç, dört, beş, altı, yedi ve sekiz. Sıramı kapatıyorum. CC yapıp 10. sıram 16 ikili trabzan, bir azaltma şeklinde oluyor. Sıra sonunda 39 ikili trabzanımız kalıyor. 16 azaltma, pardon, 16 ikili trabzan, bir azaltma şeklinde 2 defa uyguluyoruz. Onuncu sıramın son azaltmasını yapıyorum. Sırayı kapatıyorum CC ile.
11. sıram 8 ikili trabzan bir azaltma. 15 ikili trabzan bir azaltma. Ve sonda kalan 7 ikili trabzanı örüyoruz. Sıra sonunda 32 ikili trabzan kalacak. 10. sıramızda 34 ikili trabzan kalmıştı. 11. sıranın sonunda 32 ikili trabzan kalacak. Sekiz ikili trabzan bir azaltma. Tarifin detayını açıklama kısmında size belirteceğim. Ona göre örebilirsiniz. 15 ikili trabzan örüyoruz. On dört, on beşinci ikili trabzanı bir azaltma yapıyorum. Son kalan 7 ikili trabzanı örüyoruz. Bir, iki, üç, dört. 5 6 7 Sırayı kapatıyorum. On ikinci sırama geçiyorum. 12. sıram 14 sık iğne, pardon, alışkanlık sık iğne diyorum. 14 ikili trabzan bir azaltma. Üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, 13 14 14 ikili trabzan bir azaltma. On ikinci sıramın son azaltmasını yapıyorum ve 13. sıraya geçiyorum. Sıramı kapatıyorum. 13. sıra 7 ikili trabzan bir azaltma. 13 ikili trabzan bir azaltma ve son kalan 6 ikili trabzan şeklinde örüyoruz. Beş, altı, yedi. Gittikçe daraldı farkındaysanız şapkamız.
13 ikili trabzan örüyoruz ve bir azaltma yapıyoruz. Üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, 12 ve 13. 13. ikili trabzanı da yaptıktan sonra bir azaltma yapıyoruz. 13. sıramızda 6 ikili trabzanı örüyoruz. Bir, iki, üç, 4, 5, son ikili trabzanım 6. Sıramı kapatıyorum. 14. sırama geliyorum. 14. sıramda 12 ikili trabzan, bir azaltma yapıyoruz 2 kere. 6, 9, 10, 11, 12. İkili trabzan, bir azaltma yapıyorum. 2 kısmı da aynı şekilde örüyoruz. 12 ikili trabzan, bir azaltma. On dördüncü sıramın son azaltmasını yapıyorum. Sıramı kapatıyorum. Bir zincir çekip 15. sıramda 6 ikili trabzan, bir azaltma yapıyorum. İki, 4, 5, 6, 6 ikili trabzan, bir azaltma. 11 ikili trabzan, bir azaltma yapıyoruz. Üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11. İkili trabzan yaptık. Bir azaltma yapıyorum. 5 ikili trabzan olarak örüyoruz. 1, 2, 3, 4,
5. Sırayı kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. 16. sıram. 10 ikili trabzan bir azaltma şeklinde 2 kere tekrarlıyoruz. Bir azaltma yapıyorum. Aynı işlemi tekrar yapıyorum. İkinci sırada da. On altıncı sıramın son azaltmasını yapıyorum. Sıramı kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum ve 17. sıram. 17. sıram 5 ikili trabzan. 1 azaltma şeklinde ilk sıram. 5 ikili trabzan bir azaltma. 9 ikili trabzan bir azaltma. 9 ikili trabzan bir azaltma. Kalan 4 ikili trabzanımı da örüyorum. Sıramı kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. 18. sıram 8 ikili trabzan bir azaltmayı 2 kere tekrarlıyorum. Sekiz ikili trabzan bir azaltma. 18 ikili trabzanımız kalıyor. Yavaş yavaş sıramız iyice azaldı. Sekiz ikili trabzan son azaltma. Sırayı kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. 19. sıram.
4 ikili Trabzan. Bir azaltma. Dört ikili Trabzan. Bir azaltma. Yedi ikili Trabzan. Bir azaltma. Sıramı kapatıyorum. Yirminci sıram 6 ikili Trabzan bir azaltma. 6 ikili Trabzan bir azaltma 2 kere tekrarlıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı ikili Trabzan bir azaltma yapıyoruz. İki kere. Son azaltmamı yapıyorum ve sıramı kapatıyorum. Bir zincir çektim. 21. sıram 3 ikili trabzan bir azaltma. 3 ikili trabzan. Bir azaltma. 5 ikili trabzan bir azaltma. 4 5 ikili trabzan bir azaltma. 2 son 2 ilmeğimi ikili trabzan olarak örüyoruz. 2 tane ikili trabzan. Sıramı kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. 22. sıram. Son 3 sıramız yani. 22. sıram 4 ikili trabzan bir azaltma şeklinde 2 kere tekrarlıyoruz. Dört ikili trabzan bir azaltmayı 2 kere tekrarlıyoruz. Dört ikili trabzan bir azaltma. Sıramı kapatıyorum.
23. sıram 2 ikili trabzan, 1 azaltma, 3 ikili trabzan, 1 azaltma, 3 ikili trabzan, 1 azaltma, son ikili trabzanımızı da örüyoruz. Tek bir tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Sırayı kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum ve son 24. sıramız. 2 kere ikili trabzan, 1 azaltma yapıyoruz. 2 kere ikili trabzan, 1 azaltma yapıyoruz. Burada örmeniz zorlaşabilir çünkü iyice daraldı. 6 ikili trabzan kalıyor sonda. Dördüncü sıramızı tamamladım. Sırayı kapatmadım. Çünkü pompon kısmını yapacağız. Beyaz ipimize geçiyoruz. Altı ikili trabzanımız kaldı. Pompon kısmı 11 sıradan oluşuyor. İlk sırasını kapatıyorum sırayı. Bu ipler pomponun iç kısmında kalacak. İlk sırayı 6 sık iğne olarak örüyoruz. Bir zincir çektim. Bir, iki, üç, 4, 5, 6. İkinci sıram 6 arttırma yapıyorum. İlk ilmek biraz sıkı olduğu için zorlanırsınız. Onun için biraz gevşek bırakabilirsiniz. Ama ben sağlamlık açısından yine sıkı örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
sıram bir sık iğne bir arttır. Sıra sonunda 18 sık iğnemiz olacak. Bir sık iğne bir arttır. Alt kere tekrarlıyoruz. Bir sık iğne bir arttır. Dördüncü sıram. İki sık iğne bir arttır. Alt kere tekrarlıyoruz. Son 3 ilmeğim 2 sık iğne bir arttır. Beş ve 8. sıralar 24 sık iğne olarak örülecek. Sekizinci sıramızı tamamladık. 4 sıra 24 sık iğne ördük. 9. sıramıza geçiyoruz. 2 sık iğne bir azaltma. 6 kere tekrarlıyoruz. Sıra sonunda 18 sık iğnemiz kalacak. Dokuzuncu sıramız 2 sık iğne bir azaltma. Devam ediyoruz.
son azaltmamız. Evet. 10. sıramız. Bir sık iğne bir azaltma. Sıra sonunda 12 sık iğnemiz kalacak. Onuncu sıramızdayız. Onuncu sıramız bir sık iğne, bir azaltma. Sıra sonuna kadar 6 kere tekrarlıyoruz. Son sıramızı yapmadan önce içini elyafla dolduruyoruz. Çok minik olduğu için doldurması biraz zor. Aça aça doldursanız sizin için daha rahat olur. Evet. Evet, son sıramızı 24. 11. sıramız 6 azaltma yapıyoruz. Son sıramız 11. sıramızı 6 azaltma yapıyoruz. CC yapıyoruz.
Evet. Şapkamızı bitirdik. Kafa kısmında olduğu gibi ilmeği büzüştürüp içine sakladığınız zaman düz bir görüntü elde edersiniz. Evet. Aradaki farkı pomponda, ipte gördüğünüz gibi. Ben bunu yarn artıcısıyla ördüm. Bunu Baby Natural beyaz iple ördüm. Diğer üçüncü ipimi örneğimizde göstereyim size. Aradaki farkı görseniz hangisini tercih ederseniz. Alize Cotton Gold, Kartopu Baby Natural beyaz ve Yarn Art Jeans beyazla ördüm. Aradaki farkı görseniz siz de kendinize ona göre istediğiniz şekilde örebilirsiniz. Bir dahaki son videomda 5. bölüm 5. bölümü bitirdik. 6. bölümde görüşmek üzere. Videoma kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açık tutun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.